Çözüm ne? Yani türcülük mü, ırkçılık mı ne çözüm? Çok basit. Yaptırım. Yaptırım. İnsanlara bakacaksın. Diyeceksin ki üstüne silah taşımak yasak kanka. Senin üstüne illegal silah mı çıktı? Ya bizim insanımız salak mı? Ruhsat almak için yok 55 bin lira ruhsat parası veriyor yok. O da sadece bulundurma parası. Taşıma şeyi bile değil. Ruhsatı bile değil. Taşıma ruhsatı zaten vermiyorlar. Bizim insanımız salak mı? Hayır. Yakalayacaksın. Üstüne silah çıktı mı? Çok ciddi yaptırma olacak. Üstünde illegal bıçak çıktı mı? Çünkü bıçakların bazıları illegal oluyor. Çok ciddi yaptırım olacak. Çok ciddi. Daha önceden suç kaydı varsa daha büyük. İçeri atacaksın bunları. İçeride zorunlu üretime katkıda olacaklar. Yani fabrikada çalıştıracaksın. Atölye olarak herhangi bir yer ama zorla eğitim de vereceksin. Zorla eğiteceksin. Zorla eğiteceksin, zorla eğitim vereceksin. Şeyden çok rahat bir şekilde faydalanıyorlar. Onu artık çözeceksin abi o sorunu. 8 yaşındaysa, 9 yaşındaysa motosiklet çalabiliyor. 10 yaşında motosiklet çalabiliyor. Çünkü o şekilde eğitiyorlar. Neden başka ülkelerde yok? Çok az var. Neden bu kadar yok? Organize bunlar. Bunlar organize. Niye bu kadar organize bir şekilde yok? Bunlar bug'ını bulmuş çünkü olayın. Çözümü yok ki, çözümü yok. Şu an hadi adalet de. Şunu bana çöz. Adalet sisteminde, şu anki hukuk sisteminde bana şunu çöz. Ben bir tane çocuk çetesi yapayım. O çocuk çetelerine de motosiklette şey yaptırayım. Motosiklet çaldırtayım. Araba çaldırtayım. 18 yaşından küçük. Yapsın yapsın salınsınlar. Yapsın yapsın salınsınlar. Bunları annesi babası belli. Bunların kim yaptırttığı belli. Bunların çetelerinin başları belli. Ama işte diyecek ki ben kendim çalmak istedim. Canım istedi çaldım falan filan diyecek. Salacaksın. Bu mu adalet sistemi? Sizin adalet sisteminiz bu mu? Sizin adalet sisteminiz buysa bize söyleyin. Çünkü biz de aynısını yapabiliriz. Biz de 9-10 yaşındaki çocuklara güvenlik, o zaman ellerine silah verip güvenlik yapalım onları. Diyelim ki siz bir şey olduğu zaman müdahale edin abi. Size nasıl bir şey olmayacak? Sizi hapse şeye götürürlerse, adliyeye götürürlerse kendinizi yere atın böyle bacın sikim diye bağırın. Anlaşılmaz bazı laflar söyleyin size bir şey olmasın. Çok basit. Bak çözüm çok basit. Buri şey demiş bizim de silah almamız kolaylaştırılmalı. İyi de silah almamız kolaylaştırılsa ne olacak? Takır takır vuracak mıyız bunları gerçekten? Çözüm o mu? Yani çözüm o mu gerçekten? Hani bir hukuk devletinde çözüm o mu? Kanka o zaman siz de alın silah işte aranızda çözüm falan. Çözüm o mu gerçekten? Hayır, az önce söylediğim olay. Şüpheli her kimse ırkçı yazacaklar tabii, ırkçı yazmışlar diyor Burcu. Irkçı yazacaklar tabii. Irkçı yazacaklar tabii. Bakın ne diyorum. Bunlar kendi adamları olduğu için savunurlar. Bakın Etiket Reis kaç gündür soruyorlar. Etiket Reis neden bu konuyla ilgili konuşmuyor? Ulan kendi adamı yapıyor çünkü. Kendi adamı yapıyor diye. Cevap bu yani. Ve birçok kişi bakın emin olun bizim bu ülkenin hain şeyi çok fazladır. Hain kotası çok yüksektir. Birçok kişi bu olayı gördü. Hemen şeye bağladı. Dur bakayım nasıl ben savunabilirim. Dur bakalım ben nasıl savunabilirim. Dur bakalım ben olayı nasıl bulandırabilirim. Bu olaya tepki gösterenleri ırkçı diyeyim bari. Oradan yırtmaya çalışayım bari. Aynen kankacığım. Bakın ben onlara artık onları adam yerine koyup da cevap bile vermiyorum. Benim gibi insanları ırkçı diyenlere. Çünkü olay ne biliyor musunuz? Bir de şey var. Ben tarafsızım. Ben işte bunları da şey yapmıyorum. Onlar da şey... Hayır. Biz net halkla haklıyız. Bak biz net haklıyız. Çünkü neden biliyor musun? Biz böyle şey değiliz. Gizli ırkçı ama böyle işte ırkçılık kötü bir şey olduğu için söyleyemiyoruz falan böyle işte gizli kapılar ardında, kapalı kapılar ardında falan bulunuz. Hayır, biz gerçekten ırkçı değiliz ama onlar gerçekten utangaç bölücü. Onlar öyle. Onlar utangaç bölücü oldukları için, birçoğu PKK sempatizanı olduğu için, birçoğu açık açık APO'cuyuz diye gezdiği için, daha böyle ünlü insanlar bunu söyleyemeyip de Selahattin Demirtaş diye gezdiği için ne diyecekler? Yani biz teröristiz diyemezler herhalde. O yüzden kendilerine karşı konuşanları ırkçı diyecekler. İlk baştan zaten onların içeride olması lazımdı. Çünkü teröristler. Yani sen Amerika'da IŞİD sempatizanı adamı dışarıda gezdirtmezsin. Ama Türkiye'de PKK sempatizanı, APO sempatizanı adamlar sokaklarda gezebiliyor. Gezmemeleri lazım. İçeride olmaları lazım. Bunun bir suç olması lazım. Ama değil. Bu bir suç olmadığı için, bu herifler de dışarıda gezdikleri için çok daha fazla insanları kendileri gibi sempatizan yapıyorlar. Mikrop çünkü bunlar. O mikrobu, virüsü yayıyorlar. Ondan sonra da bu insanları konuşma hakkı olduğu için bu insanlar da bizim gibi onlara karşı konuşanlara ırkçı diyorlar tabii ki. Olay bundan ibaret. Yoksa bana ne dızonlu ırkın, isterse Türk olsun, isterse has Türk olsun ama dızo. Irkından ırkı benim umurumda değil. Bakın bunlar neden önemli? Bunlar diyorum ya çok büyük bir, bu insanlar çok büyük bir suç örgütü. Yani ne yapılacaksa yapılsın diyorum ya hep. Bizim yönetimimiz son raddeye gelene kadar hiçbir şey yapmaz.
son raddeye geldiği zaman çok büyük şeyler yapar. Aslında bu sorun da nasıl işte sığınmacı sorunu çok aslında küçük şeylerle çözülebilirdi. Mesela sınırlarımız korunarak. Nasıl başıboş köpek sorunu çok ufak önlemlerle çözülebilirdi 10 sene önce. Şu anda bu sorun çok basit önlemlerle çözülebilirdi. Doğru düzgün yaptırım yapılarak, suçlulara doğru düzgün yaptırım yapılarak, illegal silah taşıyanlara doğru düzgün yaptırım yapılarak, ikide bir de affet Türkiye'm demeyerek. Çok basit önlemlerle çözülebilirdi. Şimdi nasıl çözeceksin? Nasıl çözeceksin abi? Çok sert şeyler yapacaklar. Eğer çözmeye karar verirlerse. Karar verecekler mi bilmiyorum. Belki de oy tatlı gelecek. Ama çözmeye karar verirlerse çok sert şeyler yapacaklar. Ondan sonra insanlar çok bağıracak, çok ağlayacak falan. Ben sesimi çıkarmayacağım. Zamanında yapmayacaktınız bu işleri. Bu adamların ideolojisi, ideolojilerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin insanını düşman olarak görürler. O yüzden bu insanlara yaptıkları saldırıları normal olarak, hak olarak görürler. O yüzden bu elemanın DEM Partili olması önemli. Çünkü mesela bunların mahallesine gidin bakın şöyle bir şey yoktur. İşte bir tanesi DEM Partili, bir tanesi AKP'li, bir tanesi MHP'li, bir tanesi bilmem İYİ Partili, bir tanesi CHP'li, böyle bir şey yok. Alayı aynıdır bunların. Alayı aynıdır. Artık neyle geldiler bilmiyorum. Göçle mi geldiler, neyle geldiler bilmiyorum. Buraya yerleştiler. Daha yeni bir arkadaş şey yazdı. Kuşadası Belediyesi'nde öyle bir şey yazdı bana özelden. Ne kadar doğru bilmiyorum işte. Kuşadası Belediyesi'nde işte yok PKK'lılara verilen ihaleler mi dedi. Bölücülere verilen ihaleler mi dedi. Şu bakımdan ilginç geldi bana ama. Kuşadası'na biz gidiyorduk gerçekten. Yani bak ben buralıyım. Buranın çocuğuyum. Buranın çocuğuyum. Kuşadası'na gidiyorum. Ücretsiz plaj. Ücretsiz plaj yazıyor. Ücretsiz plajda denize girmeye çalışıyoruz. Orada hemen birisi çıkıyor. Belli yani göçle gelmiş. Burada diyor ki şezlong kiralamak zorundur. Şezlong mafyası lafı buradan geliyor zaten. Şezlong kiralamak zorunludur. Biz o zamanlar toyduk. Hani hepimiz bir şezlong kiralayalım. Ooo olmaz öyle falan. Hani bir de bizi ezmeye çalışıyor falan. Ücretsiz plaj. Şu an tabii her yerde şeyler var. Cep telefonları, kameralar, sosyal medyalar falan var. Onu biraz zor yaparlar şu anda. Öyle bir şey olmaya çalışırsa kamerayı alırlar. Çünkü yüklü şey yaparlar. İnternete koyarlar. Ama o zamanlar böyle çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorlardı mesela. Foça'da gene aynı. Yani geliyorlar, istila ediyorlar, işgal ediyorlar ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yapamıyoruz değil, yapmıyoruz. Bakın olay ne biliyor musun? Bizde biri sinirlenip saldırdığı zaman diğerleri hem ya hiçbir şey yapmıyor ya da ayırmaya çalışıyor. Ama onlarda birisi sinirlenip saldırınca diğer herkes aynı anda saldırıyor. İşte biz neden daha çok kişi olduğumuz halde bir avuç sıçılmış insanın, bir avuç dızonun bu şekilde kabadayılığı altında kalıyoruz. Ben dışarıya çıktım. Yani şimdi sabaha kadar şu söylediğim laflardan şey desinler. Aa seni linç edeceğiz. Sabaha kadar hakaret etsinler. Belki suç duyurusunda bulunsunlar. Belki tehdit etsinler. Sikimde değil. Çünkü neden biliyor musun? Ben gerçekten dışarı çıktığım zaman acaba bıçaklanıp ölecek miyim? Yoksa birini bıçaklayıp öldürecek miyim? Senelerim benim hapiste mi geçecek? Ben bunu düşünerek sokağa çıkıyorum. Ben bunu düşünerek sokağa çıktıktan sonra sen benim gibi adamı linçle, küfürle, hakaretle, yok ekşiyle bilmem neyle korkutamazsın kanka. 10 kişi ekşiden yazsın, 10'una birinden dava açarız. Bak kılıçlardan dolayı açılan davaların sonuçları anca gelmeye başladı. Bazıları itiraz falan etmiş, uzadı. Zamanında kılıçlara şey yaptığım için dedemciler, bu piro dedemciler küfür etmişti, hakaret etmişti şeyden, ekşiden. Onların davalarının sonuçları anca gelmeye başladı. Yavaş ilerliyor, yavaş ilerliyor abi. Burcu bizi efendi ol diye yetiştirdiler. Ondan mı karşılaşına donup kalıyoruz acaba demiş. Maalesef yani bak ben benim gibi insanlar biz hep şunu hissediyoruz biliyor musunuz? Bir şeye karşı konuşuyoruz ama bir şeye karşı konuştuğumuz zaman insanların içinde bize arka çıkan olmuyor. Ve tek kalıyoruz göt gibi yani. Göt gibi tek kalıyoruz abi. Arka çıkan olmuyor. Bazen kavga olduğu zaman bizi tutmaya çalışıyorlar. Yani bizim yandaşımız bizi tutmaya çalışıyor. Onların yandaşı o hep birlikte saldırıyor. Anladın mı? Onlar 5 kişi biz 5 kişiyiz diyelim. Bizde ben mesela bir kavgaya girsem diğer 4 kişi ayırmaya çalışır. Onlar kavgaya girse diğer 5 kişi ya diğer 4 kişi daha saldırır. O yüzden bu şekilde gezebiliyorlar rahat rahat. Rahat rahat bu şekilde o yüzden gezebiliyorlar. Çocukluktan beri şiddete alışkınlar. Çocukluktan beri şiddet görmüşler. Ama bunu anlatmaya çalıştığın zaman işte bizim pembe götlü tayfa şey olarak ve ciddi ciddi bak çok 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 ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim yani kolej çocukları pes pembe böyle bembeyaz Türk böyle yurt dışlarında okumuşlar bilmem neler. Erkeği de var kızı da var. Yani inanılacak gibi değil bunları savunuyor. İnanılacak gibi değil bunların partisine destek veriyor. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil senin kafana sıçayım ben. Senin kafana sıçayım. Hiçbir sorunun yok. Okumuşsun, paran var, her şeyin var. Hiçbir sorunun yok yani. Gidiyorsun böyle Alman dalgasının medyasına bakıyorsun, kanıyorsun falan. Bunları destekliyorsun. Kafana sıçayım senin ben. Bütün aldığın diplomaların hepsini çöpe at. Hepsiyle götümü sileyim abi. Olacak iş değil. Yener Korkmaz, devletin bunu çözmesi lazım. İşte devletin çözmesi lazım zaten. Ben mi çözeceğim? Devletin çözmesi lazım abi.
Yani bak birçok arkadaş şey yazmış. Sadece Burhi değil, birçok arkadaş daha yazmış onu. Silah almak kolaylaştırılsın falan diye. Bak gerçekten çözüm bu da değil. Arada söylüyorum hani olacağı oysa o zaman Purge olsun falan filan diyorum ama o da mı çözüm? O zaman sokaklar kan gölüne dönecek. Çözüm mü o? Arınma gecesi olacak. Çözüm o mu yani? Herkes ağır makinalı silahlar falan filan böyle düşünse. Silah ruhsatına da gerek yok ki. Evde alev makinesi yap. Şey yap. Ev yapın bomba vesaire. Yani çözüm bu mu gerçekten? Herkes herkese istediğini yapsın. Böyle bir çözüm olmaz ki. Bu kaostur yani. Bu kaostur ama tabii ki insanlar iş başa düştü derlerse tabii ki silah almaya çalışacaklar yani. Devlet buna çözüm üretemiyorsa silah almaya çalışacaklar. Ama hani biz devlete diyoruz ya ruhsat almayı kolaylaştır diye. Tamam ama devletin daha önce bunu yapması lazım. Ruhsatsız silahları. Tamam ruhsat almayı da kolaylaştırsın. Ona da eyvallah. Bu kadar aşırı yüksek fiyatlar olmasın. Ona da eyvallah. Bir dizi sınava gir. Ne bileyim atıyorum yani şu an. Ne bileyim aynen araba ehliyeti alıyor gibi. Direksiyon ehliyeti, sürücü ehliyeti alıyor gibi. Silah ehliyetini de öyle ne bileyim sınavla falan al. Tactical güzel olur ama pahalı olmasın. Pahalı olmasın isteyen kafaya koysun alsın. Ondan sonra bunların hepsi bu şekilde ama esas çözüm bu değil. Esas çözüm az önce söylediğim olay. Polis şüpheli gördüğü insan. Ya bu adamlar şey değil ki anasını satayım. Atla deve değil ki. Bu adamlar atla deve değil ki. Senin benim gibi gezen adamlar değil ki bunlar. Senin benim gibi geziyor da ondan sonra dızo çıkıyor falan değil ki. Şüpheli gördüğü adam zaten belli ya. Kimin belinde hangi model kelebek var? Kimin belinde hangi model sustalı çakı? Kimin belinde hangi model tabanca var? Belli zaten yani. Tipine bak. Eşofmanının çizgisinin şeyine kadar adamın üniformayla geziyor. Ondan sonra diyorlar ki işte şeyde de var ya o. Amerika'da da var ya bunu yapan ırkçılık. Abicim sen yoldan şimdi polis üniformasıyla gelen bir adam gördüğün zaman bu polistir diyor musun? Diyorsun değil mi? Bu ırkçılık mı oluyor? Adam karşıdan polis üniformasıyla geliyor. Bu polis diyorsun değil mi? Bu ırkçılık olmuyor. Dızo üniformasıyla geldiği zaman da buna dızo demek yine ırkçılık değildir. Bunların da üniformaları var çünkü. Aa işte ön yargılı davranmayın. Evet. Evet kanka polis üniforması giyen adama da ön yargılı. Belki polis değildir değil mi? Durduracaklar bunları. Üst arama. Bir şey yoksa tamam. Bir şey varsa ceza. Özellikle şeylerde belli yerlerde. Bak oluyor zaten ama daha fazla olması lazım. Bir daha sık olması lazım. Hani hiç olmaya diye bir şey yok. Onun farkındayım. Hiç olmadığı zamanı da biliyorum. Çok çok kötüydü. Yani çok çok kötü zamanı da biliyorum. Açılım dönemi. Açılım dönemi çok çok kötüydü. Şu an daha iyi. Daha da iyi olmalı ama bir. İkincisi daha da önemlisi şu. Silahı buldun mu sen? O kişinin ciddi ceza alması lazım. Ciddi içeride yatması lazım. Ciddi içeride yatması lazım. İçeride yatarken ciddi bir şekilde disiplinli ve zorunlu eğitim alması lazım. Yani o kişiyi adam etmek için eğitim vermeniz lazım bu kişiye. Ve üretimde çalıştırmanız lazım. Ya atölyede ya fabrikada bilmem nerede. Üretime de katkıları olması lazım. Böyle böyle bu iş biter. Ama işte siz bunun hiçbirisini yapmayın. Ondan sonra son noktaya gelsin ne yapacaksınız yani? Mahallelerine kepçeyle mi dalacaksınız? Mahallelerine kepçeyle dalıp TOKİ mi yapacaksınız? Belki de onu yapacaksınız yani. Devlet istese bu problemi bir ayda çözer. Neden çözmek istemiyorlar? Acaba ne olabilir ki bu modellerden? Tabii ki bir ayda çözer. Yani o yüzden ben şu an bastırıyorum. Ben o yüzden bastırıyorum. Hazır sıcakken. Bakın şimdi soğutmaya çalışıyor. Bir de şey muhabbetleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara bakın. Yorumlarda hep şey vardır. İşte işkence bu şeyi sırtından vuran eleman için. Bu adamı sırtından vuran eleman için. İşte işkenceyle öldürülsün. Yok tırnakları sökülsün. Yok böyle uzun uzun ölsün yani böyle kısa idam da değil. Tabii bir sürü kişi idam geri gelsin falan demiş. Olmuş bitmiş bir şey artık arkadaşlar. Sabaha kadar gelsin idam. O adam geri gelmeyecek. Sabaha kadar idam gelsin o adam geri gelmeyecek. Olması gereken baştan eğer bu işler sıkı tutulsaydı. Yani bakın öyle bir şey oluyor ki cinayet oluyor. Gasp ederken cinayet işlemiş çıkıyor tamam mı? Bunun suç kaydına bakıyorsun. Bu herifin suç kaydını bilmiyorum ama normal şartlar altında. Mesela suç kaydına bakıyorsun 10 tane suçu var. 15 tane suçu var. Ya nasıl? Nasıl? Eleman 20 yaşında 15 tane 20 tane suç kaydı var. Nasıl? Yani harbiden nasıl? 5 yaşında mı başlamış? 5 yaşında mı başlamış? Hayır. Salınmış dışarıya. Olay bu. Yapıyor salınıyor. Başka türlü nasıl olur aga? Başka türlü nasıl olur? 18-19 yaşında 20 tane 25 tane suç kaydı nasıl olur senin? Her birinden bir sene yesen kurtarmıyor lan. Her bir suçtan adam yaralan bilme her bir suçtan bir sene yesen kurtarmıyor. Gene 30 yaşına falan olman gerekiyor yani. Nasıl senin 15 tane suç kaydı oluyor? Benim gibi şey mi? Tweet mi atmış? Belki de odur. Ama ben 40 yaşındayım. Ben 40 yaşındayım. 22 şeyim var. İfadem var. Suç duyurum var. Suç kaydı mı deniyor ona? Bilmiyorum. Suç duyurum var yani. 22 tane. O muymuş acaba? İşte gaspçı suç makinesi çıktı. 15 tane suç kaydı var. Ama şey tweet atmak falan. Öyle mi acaba? Yani idam olmalı olmamalı o sonsuza kadar yapılan bir tartışma konusu. Hatta bazı kişiler şey demiş. Bazı ünlüler de bunu demiş.
Şimdi burada net bir şekilde adamın vurduğu görülüyor artık. Yani bu şey değil. Belki hani o yapmamıştır falan. Öyle bir şey yok ortada ya. O kesinlikle bu yapmış yani. Bariz bir şekilde. Bu tür insanları idamı destekliyorum demiş. Yani o ayrı yeten tartışılır. O ayrı yeten tartışılır. Benim kesin bir cevabım yok şu anda. Ya zaten sinirliyim ya. Sinirli de konuşmak istemiyorum yani. Hani herif saldırıya uğramış, ağır yaralanmış falan. Böyle biraz içimin yağları bir tık eridi tabii de. Ama yani giden gitmiş sonuçta. Giden gitmiş sonuçta. Yani buna odaklanmamak lazım. O herif bulunmuş. Herifin bulunduğuna sevindim. Ne bileyim dayak yemiş. Yok merdivenden ayağa takılıp düşmüş. Tamam bunlar da güzel şeyler de çözüm değil yani. Beni açıkçası sevindirmiyor. Sevindiren şeyler de. Herkes oh oh olsun falan. İşte sevindirici bir haber falan yazmış. İyi de bu bir kişi yani. Bir kişi. Bataklığı kurutmak lazım. Sivrisinek. Bir tane sivrisinek vurmuşsun ne fark eder? İsterse ayağı takılsın pencereden düşsün ölsün. Ne fark eder artık? Şu noktadan sonra ne fark eder ki? Ya da işte intihar etmiş ya adamın bir tanesi. Bu da şey olmuş olsun. İntihar etmiş olsun. İşte orada şeyle. Neyle yapıyor ona? Çarşafla mı? Çarşafla isterse intihar etmiş olsun. Ne fark eder? Olmuş bitmiş artık olay. Önemli olan hani bak şöyle olmuş olsa hani bak bu idam edildiği zaman diğerleri korkar da yapmaz. Öyle bir düşünce olsa ama zor. Zor. Belki bir iki kişi. Hayır. Benim söylediğim şey olmalı işte. Benim söylediğim şey olmalı abi. Kontrolü arttırılmalı. Sen devlet olarak şunu diyor musun? İllegal silah, illegal bıçak taşıyamazsın. Diyor musun? O zaman uygula kanka. O zaman bunu yaptırma olsun. Bak ben sana bağıra bağıra söylüyorum. Bak kaç tane bu işi bilen, kaç tane hukuku bilen, uygulamaları bilen tanıdığım var. Yaptırımı yok. Bakın arkadaşlar yaptırımı yok. O zaman ne olsun? Ne olacak abi? Biz de kendimizi korumak için şöyle dızo saçı yapıp belimize silah mı takalım? Biz de öyle mi geçelim? İllegal silah mı takalım? Nasıl da yaptırımı yok diye. Bana yaptırımı olur ha. Kesin olur. Para cezası falan filan bir şeyler olur yani. Bana girer. Götüme girer yani. Hapis cezası alırım o paraya dönüşür falan. Bir şekilde götüme girer benim kesin. Bunlara nasıl oluyorsa bir şey olmuyor ama. Hayır ciddi ciddi bunun yaptırımı olacak. Bu kadar basit. Sen bir şey illegal diyorsan o zaman bunun yaptırımını yapacaksın abi. Yapacaksın yani. İdealist. Demiş ki gecekonduğa dağıtılmalı orada türüyorlar genelde. Ben diyorum ya işte. Bak oraya gelene kadar şu dediğim yapılsaydı keşke. Gene son noktaya kadar hiçbir şey yapılmayacak. Sonra o gecekondu mahallelerine girecekler, dalacaklar operasyonlarla. He üzülecek miyim? Üzülmeyeceğim. Ama keşke şu dediğim yapılsaydı yani başta. Bu çok daha az ekstrem bir çözüm yani. Çünkü olduğu zaman bu sefer de şeyi soracaklar. Bu insanlar ne yapsın? Yani o mahallelere girilecek ya. Mahalleleri mesela dağıtacaklar o gecekondu mahallelerini falan dağıtacaklar. İşte atıyorum TOKİ falan yapacaklar. Onlara belki orada yer verilir. Yani o sorun, o çözüm çok ekstrem bir çözüm. O insanlar ne olur onu bilmiyorum. Ne olursa olsun zaten şey diyecekler. Yani nasıl bir çözüm olursa olsun. Mesela bak buna kesin laf ederler. Benim söylediğim aslında çok ekstrem bir çözüm değil, değil mi? Olabilecek bir çözüm. Yani insan daha sık insanların durdurulup ve illegal silah taşımanın ve artı gasp, hırsızlık, adam yaralama gibi suçların da ciddi cezasının olması. Evet işte hafifletici sebepler de var. Yani sen kavga çıkıyor mesela. Kavga esnasında arkadaşını yaralıyorsun. O ayrı bir şey. Birini gasp etmeye çalışırken saldırıp adam yaralamak ayrı bir şey. İkisi aynı şey değil yani. Bunların ciddi cezaları olmalı.